Şimdi komşusu aç iken karnı, yani kendisi tok yatan bizden değildir hadisi şerifi unutulmuş bu dönemde. Yapılan yemekler sosyal medyada milletin gözüne sokuluyor. Ama o, sen kendi mahallende o yemeği yiyebilen insan var mı düşünmüyorsun? Belki yatağa aç yatan bir sürü insan var. Yani o verilen nimetlerin şükrünü etmemiz lazım. Yemek programlarına bakıyorsunuz, şükürsüzlük seansları. Yani ay, o yemeği beğenmeyen işte insanlar. Bakın, sizin önünüze konmuş. Yarışma dahi olsa, yarışma formatı dahi olsa nimete şükürsüzlük yapamazsınız. Nimete şükrederseniz Allah nimetleri ziyadeleştirir, fazlalaştırır. Ama nimete şikva ederseniz, nimetten yüzünüzü çevirirseniz Allah da o nimetleri keser, o nimete muhtaç hale gelirsiniz. Allah muhtaç hale getirmesin. Allah açlıkla kimseyi sınamasın. Bakın, ben şu an Açlık diye bir kitap okuyorum, Nat Hamsın'ın. Yani parmağını emiyor. Kan çıksın da açlığımı doyurayım diye. Talaşları suyunu emiyor. O kadar aç. Yani oradaki karakter. Bu hallere Allah bizi düşmekten korusun. Şimdi telefondan kahve yemek emojisi gönderilerek vicdanların rahatlatıldığı bir dönem. Yani kahve içelim dendiğinde bir kahve emojisi. İşte bir yemek pasta yiyelim dendiğinde bir yemek pasta emojisi gönderiliyor. Bunlarla sanal ortamda sanki açlık doyuruluyor. Hayır, bu şekilde olmaması lazım. Yani sen mahallende komşunun ne halde yatağa yattığını, aç mı tok mu yattığını bir Müslüman olarak, eğer inançlı biriysen, bilmen gerekiyor. Şimdi dizilerle toplumun değerlerine dinamit koyuldu. Şimdi eskiden zaruretten borçlanılırdı. Şimdi lüks yaşamak için borçlanılıyor. Yani haddinden fazla yaşamaya çalışıyor insanlar. Ve neyle borçlanıyor? Kredi kartlarıyla. Yani insanın cebinden yani kredi kartını alsanız nakit parası yok. Nakit parası yok. O yüzden dengeli yaşamamız lazım. Ayağını yorgana göre uzat atasözü boşuna değil. Yani insanlar haddinden fazla istiyor, haddinden fazla yaşamak istiyor, lüks yaşamak istiyor. Sonra da işte ne bileyim dara düşüyor. Kapitalizmin oyunu bu zaten. Zaten oyunu bu. Şimdi bir de geleceğe borçlanıyor. Yani kazanmadığı parayı borçlanıyor. Yani baktığınızda herkes borçlu. İnanın, nakit parayı, kredi kartını elinden alın, ay başına çıkamayacak insanlar çok toplumda. Çünkü kazanamadığı parayı borçlanıyor. Kendini anlık zengin zannediyor. O para aslında daha onun değil. Daha o parayı kazanmadı ve ödemedi. Kapitalizm ile eskiden mesela aynı tabağa kaşık atan aile üyeleri şimdi aynı eve sığmaz oldular. Yani eskiden ne yapardı? Bir büyük vardı. Etrafında çocukları toplanırdı. Onu dinlerlerdi. Şimdi aynı evde iki kişi birbirine nasıl hep sığamıyor. Sığmaz oldu. Şimdi televizyondan öğrendikleri bilgileri doğru mu, yanlış mı olduğunu sorgulamadan papağan gibi tekrarlayan robotsu, uzaktan kumanda edilen bir toplum oluşmuş medya yoluyla. Yani siz adamın ilk cümlesinden birkaç cümlesini dinleyince sonunda ne söyleyeceğini fark ediyorsunuz artık. Çünkü aynı yerden besleniyor. Sürekli aynı şeyi dinliyor. Sürekli aynı şeyi okuyor. Bir söz vardı. Hep diyor, aynı kitabı okursanız, aynı şeyleri seyrederseniz aslında hiçbir şey okumuyorsunuz, hiçbir şey seyretmiyorsunuz. Farklı fikirlere biz açık olmamız lazım. Papağandan farklı olmamız lazım. Yani papağanda bir farkımız olması lazım. Aynı şeyleri sürekli papağan gibi tekrar etmeye gerek yok. Kendi süzgecinden onu geçirmen lazım. Akıl süzgecinden. Ama bunun için de kendi aklının olgunluğunun yükseğe çıkması için de okuman, farklı kitaplar okuman, her fikri yani hep aynı fikirlere değil de farklı fikirlere, düşüncelere de saygı duyman gerekiyor. İşte o hain, o terörist, o bilmem ne, o şöyle, o böyle. O zaman senin Müslümanlık görevin nerede? Peygamber Efendimiz sahabeleri dünyanın dört bir tarafına göndermiş. O Çağrı filminde görürsünüz, atlar her bir tarafa gidiyorlar. Ehli bir maruf nehyani münker yapmak için. Ama sen herkese kötü, herkesi öcü gözüyle gördüğün için senin kendine faydan yok ki. Yani camiye getirdikleriniz mi çok, camiden kaçırdıklarınız mı çok? Öyle sorayım soruyu. Bugün camiler dolmuyor. Milyon dolarlık camilerde fakirlere sadece şükrediyorsunuz. O fakirlere şükretmemize, yani dua etmemize gerek yok. Yani milyon dolarlık camilerde fakirlere sadece dua ediliyor. O fakirlere dua etmeye gerek yok. Vergilerimizin bir kısmını o fakirlere ayırsak, işte bir öğün yemek yemeleri lazım. Öğrencileri dengeli beslenmeleri lazım. Bugün bir ne bileyim meyve suyu, işte bir toz veya yiyecek bir şey, yanında bir meyve 20 lira. Ve bunu ödeyemeyecek bir sürü aile var. Ve bu öneri, yani bedava verilsin önerisi mecliste reddediliyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bu çocuklar dengeli beslenmezse nasıl geleceğimizi yetiştireceğiz? En önemli varlıklarımız bizim çocuklar. Dengeli beslenmeleri, akıllarının çalışması için, dersleri iyi dinlemeleri, motive olmaları için. Yani onları da göz ardı ediyorsa, ya daha dün yani o kadar üzüldüm ki köpeğe kürekle vuruyor. Yani
Merhamet kalplerden silinmiş. Yani o kadar merhametsiz insanlar var ki minibüsçülere bakın tıka basa dolana kadar alıyor. Nerede denetim? Yani insanlar bir ne bileyim iki tane hayvanı bağla, iki tane öküzü bağla kamyonetin arkasına üfül üfül daha rahat seyahat ediyor. Biz insanlar yani kavanozdaki balıklar gibi, turşu gibi dolduruluyoruz ve milyonlarca örnek sayabilirim ya size toplumda bozulmalara örnek. İşte su diyor 3 lira olmuş, içme diyor bir tane amca. Ne yapacak? Evde iç diyor. Evde eskiden su mu içiyordun yani diyor. Yani bu hale düşmüşler. İşte minibüsçü binme diyor. Para yoksa binme. İşte öbürü yapma, etme. Ne olacak yani bu toplumun hali bu mudur çözüm? Çözümümüz bu mu? İnsanca yaşama kriterine bile ulaşamadık. Yani çoğu ahlaki değerimizi kaybettik. Toplumda ciddi bir bozulma var. Bunu sürekli gündeme getirmeye çalışıyorum. Şimdi sorgulama yeteneğinden toplum mahrum. Eğitimsiz, vicdansız, merhametsiz. Yani bugün bu ülkede kadın olmak, bitki olmak, hayvan olmak. Yani o kadar şey ki zor ki yaşaması onlar için. Şimdi toplum parçalara ayrıldı, perişan edildi. Eşyalar şimdi o kadar çok yer kaplıyor ki aile üyelerine yer kalmamış. Yani eşya doldurmaktan aile üyelerine odada yer yok. O hale getirmiş. Lüks yaşamlar, şatafatlar. Yani dinimizde bu yok. Peygamber Efendimiz'in yaşantısı bu değil. Peygamber Efendimiz'in doğru düzgün bir evi bile yoktu. Bu lüks şatafat niye? Bu Diyanet görevlileri, imamlar. İsrafa şatafata bir Allah aşkına bir söz söyleyin. Biz bu değiliz. Toplum buraya gitti. Yani camiye bile gelmeyen ama ATM'ye koşan imamlar tanıyorum ben. Yani din bu değil. Yanınızda 3-4 tane dev klima, sıcak oturduğunuz yerden dini anlatıyorsunuz. Ama sahabilere bakın. Nerelere nerelere gitmişler ne yokluklarla. Kendinizi bir sorgulayın. O aldığınız ücretler helal mi haram mı bir sorgulayın. Sabah akşam camilerde dilenci gibi camimize yardım, şuraya yardım, buraya yardım. Yani devlet ödeneği nereye gidiyor? Diyanet bütçesi nereye gidiyor? Okullara bakın dilenci gibi işte zorunlu bağış, şuraya bağış, buraya bağış. Kaç tane kalem adı altında para isteniyor? Milli eğitimin bütçesi nereye gidiyor? Bu vergiler nereye gidiyor? Kolejler zaten ticarethaneye dönmüş. Eğitim, herkes pohpohlanıyor. Herkesin çocuğu çok iyi kolejlerde. O acı gerçeği 8. sınıfta LGS'de görüyor, 12. sınıfta YKS'de görüyor. Her sınıfta da 5-6 tane illa böyle okuma yazmayı bilmeden, öğrenmeden geçmiş birçok öğrenci var. Bunların vebalini kim ödeyecek? Bu aileler kolay kazanmıyorlar parayı. Eğitimciler bunu yaparsa ben utanıyorum. Ticarethaneye dönmüş. Geçenlerde birisi şey demişti, eğitimin cenazesi, yani eğitim ölmüş, cenazesini kaldıran yok demişti. Katılıyorum.